Merhaba, bugün söz sırasında e, bilimle ilişkimiz üzerine e, e, özellikle de hak temelli yaklaşımlarla e, bugün var olan e, durumu biraz e, konuşmak istiyorum. E, özellikle de e, tabii bir küresel salgında... E, bu küresel salgına karşı en azından ağır hastalıktan ve ölümden koruyuculuğu bilimsel araştırmalarla gösterilmiş olan aşıların uygulamasına dair karşı çıkışları ve bu karşı çıkışta kullanılan temel tartışma noktalarını ele almak niyetindeyim. Aslında bunu biraz da geçmişe dönerek yapmak belki uygun olacak. Ee, şöyle ki e, 1930'lu yıllar, e yani daha doğrusu 1900'lerin ilk yarısı pek çok salgının ve bu salgınla e, ne yazık ki yitirdiğimiz insanların anılarıyla karşımıza çıkıyor. E, gripten çiçeğe, çiçekten tifoya, pek çok hastalık ve bunlara ilişkin hem aşı geliştirme çalışmaları hem de aşılar geliştirildikten sonra aşılamaya ilişkin yaklaşım. E, tabii o dönemde de belki e, bir takım e, tereddütler söz konusu. E, öyle olmadı ki 1937 tarihli bir gazete haberinde e, tifo aşısı olmayan öğrencilerle ilgili e, bir haber var. E, şöyle ki, mektep idareleri diyor, aşı şehadetnamesi arayacak. Yani bugün bir takım e, tartışmaların e, yürüdüğü koşullarda 1937 tarihli bu haber ilginç olabilir. E, gerek eski talebesinden gerek mekteplerine yeni yazılacak talebelerden tıpkı çiçek aşısında olduğu gibi tifo aşısı şahadetnamesi de isteyeceklerini e, bir haber olarak yansıtmış gazete. Mektep idaresine tifo aşısı olduğuna dair resmi bir vesika gösteremeyen talebe yeniden idarece aşıya tabi tutulacak diyor. Umumi Hıfza Kanunu'nda çiçek aşısı zorunlu aşı kapsamında dolayısıyla tifo aşısı için de böyle bir uygulamayı ifade ediyor okullarda e, uygulama açısından tabi e, özellikle e, bu tarihe. E, denk gelen umumi hıfza kanununda hala çiçek aşısı zorunlu. Ama Türkiye'de çiçek e, hastalığı tümüyle ortadan kalkmış durumda ve artık aşılama yapılmıyor. Ama yasamızda var. E, Türkiye'deki yasal düzenlemelerin e, güncellenmemesi, özellikle de sağlık alanında bu tür değerlendirmelerde zorluklar yaratıyor. Bir başka durum güncel bir durum. E, Fransa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine aşı zorunluluğunu taşıyan ambulans çalışanları ve itfaiye çalışanları, e, özellikle bazı çalışma ortamları için çalışanlar için e, getirilen aşı zorunluluğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdı. 672 ambulans çalışanı ve itfaiyeci. E, tabii burada özellikle 19 Ağustos'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bunu götürüyorlar ve diyorlar ki e, hükümet aşırı zorunlu hale getirerek e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşama hakkını düzenleyen ikinci maddesini ve özel hayata ve aile hayatına saygıyı düzenleyen sekizinci maddesini aykırı davranmıştır. Şimdi yaşama hakkını düzenleyen ilgili madde e, tabii e, birlikte e, yaşayabilme, sağlıklı yaşayabilme hakkımızı düzenliyor. Ancak e, görüyoruz ki özellikle bu küresel salgın sürecinde e, zorlu bir çalışmaya girişti. E, bilim insanları hızlı araştırmalarla, yoğun araştırmalarla tüm emeklerini vererek ee, ...en azından hastalığın ağır geçmesini ya da ölümleri engelleyen aşılar geliştirdiler. Ve bu aşılarla ilgili verilere baktığımızda, yapılan bilimsel araştırmalara, araştırma sonuçlarına baktığımızda... E, ...ciddi bir etkisi olduğu aşıların e, bizi ağır hastalıktan ve ölümden koruduğu görülebiliyor ancak bunu reddeden bir yaklaşım da söz konusu bunu ciddiye almayan bir yaklaşım da söz konusu son dönemde ardı ardı sağlıklı çalışanlarını yitirdik ve baktığımızda bu sağlık çalışanlarının ya aşısız ya da başlangıçta ilk iki doz koronavak aşısını olmuş ama sonra hatırlatma dozunu olmamış sağlık çalışanları olduğunu görüyoruz bu kadar Açıkken elimizde veriler varken e, bilimi e, bir düşünme, sorgulama, e, ölçme ve değerlendirme ile e, bir karara ulaşma e, yöntemi yerine inançlarla sorgulayan, inançlarla e, e, değerlendiren bir yaklaşıma doğru dönüş var. E, oysa yaşama hakkını korumak aslında hepimizin birbirimizi korumak amacıyla aşılanmasını e, gerektiriyor, toplumsal bağışıklığa ulaşılabilecek en hızlı e, e, uygulamayı gerçekleştirmeye ihtiyaç var. Özel hayata ve aile hayatına saygıya gelince e, tabii ki küresel bir salgında e, hastalandığımızda birbirimize zarar verme riski ortaya çıktığı için e, özel hayatın ötesine taşan toplumsal bir sorumluluğu, değerlendirmek gerekiyor. O nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu başvuruyu reddetme gerekçesinde de özellikle demokratik bir toplumun gereğini yerine getirmek ve demokratik toplumdaki yükümlülükleri değerlendirmek gerektiği bu önemli. Bizim birbirimize karşı da yükümlülüğümüz var çünkü kapılarımızı kapatıp birbirimizle tüm iletişimi kesme gibi bir olanağımız yok. Dolayısıyla birbirimizle iletişimde olduğumuzda, birbirimize temas ettiğimiz koşullarda birbirimizi riske atmamak gibi bir ödeve de sahibiz. Tabii bu ödevin gereği gibi yerine getirilmesi Aynı zamanda e, devletin, devletlerin e, bilimsel süreçlere ilişkin e, ve tüm bu salgına dair verileri e, olanca şeffaflığıyla paylaşması, toplumu aydınlatması e, ve buradan da tereddütleri ortadan kaldırmasıyla mümkün. E, ancak Türkiye'de biliyoruz. E, iktidar ne yazık ki e, bu yükümlülüğünü yerine getirmekten hep kaçındı başından beri e, birbiriyle çelişen açıklamalar, e, hakikati tüm çıplaklığıyla ortaya koymayan imalı e, söylemler insanlarda tereddütle yarattı e, ve bu yaklaşım nedeniyle de e, yalnızca Aşı karşıtlığı değil, bir aşı tereddütü de yoğun yaşandı ne yazık ki. E, tabii aşı karşıtlığı süreci ise bilimle olan ilişkimize biraz da e, değerlendirmeyi gerektiren ve bakmayı gerektiren boyutta. E, şimdi 1930'larda her türlü salgın çok yaygın ve e, özellikle kış aylarında grip. Ee, okulların birkaç haftalığına kapanmasına neden oluyor. Ee, bir kudus hastasıyla beraber e, tüm yerleşim birimi kapatılabiliyor. Ee, ama bir yandan da e, sürekli aşılar geliştiriliyor, serumlar geliştiriliyor ve insanlar teknolojiye ve bilime güven duyuyorlar. Çünkü e, bilimin ortaya koyduğu ilerlemeler var, işte demiryolu, uçaklar, e, telsiz haberleşme yöntemleri, e, bunlar e, bize yarın için umut veren gelişmeler. E, ancak e, zaman içinde, özellikle ikinci paylaşım savaşı ve teknolojinin insanlığın zararına kullanım olasılıkları bizi belki bilimden uzaklaştırılıyor uzaklaştırıyor Oysa yapmamız gereken Aslında bilimin kötüye kullanımını engelleyecek ee, gelebilimsel bilimsel e, denetim mekanizmalarını oluşturmak bağımsız bilimsel denetim mekanizmalarını oluşturmak ve e, bilim felsefesinde temel olan o sorgulama e, yöntemlerini ve ölçme değerlendirmenin önemini bir kez daha hatırlamak olmalı. Biz bu süreçte aşı karşıtlığıyla beraber aşılanmaktan kaçınanların yaşadığı ağır hastalıkları Hatta kalıcı zararları. özellikle COVID-19 hastalığının kalıcı zararlarını gördük ve bu tanıklık bile tek başına aşılamanın önemine işaret ediyor. Ee, bir kez daha e, herkesi tereddüt olmadan e, aşı olmaya çağırmak gerekiyor. Teşekkürler.